31 Aralık'ta biz eve geldik hastaneden. Ay çok özür dilerim. Hep beraber. Ayın, inan, hep beraber. Okul açıldı. Birinci gün okulun açıldığını ara tatilde. Okul açıldı. Birinci günü müydü? Ya ikisiydi ya biriydi. Hı hı. Kızım eve gelmedi. Servise aradım. Teyze bugün servise hiç binmedi dedi. Hemen ben okulu aradım. Okulda kimseye ulaşamadım. 155'i aradım. Dedim benim kızım kayıp eve gelmedi. İlk gitmesinden mi bahsediyorsun? Hı hı. İlk gittiğinden. Evet. Biz sonu konuşuyoruz. Son gittiğini. Diyor ki kendisi benim yanıma geldi diyor. Hayır. Bak son gittiği. Buna bir telefon, cuma günü akşamdan telefon geldi. Dedi ki o şahıs silahı ne yapıyorsan yap silahı yok et dedi. Bir silah meselesi var. Silahı yok et dedi. Gülsün de dedi ki... Onu açıklayacağım. Gülsün bir şey söyleyeceğim. Niye Tamer'in yüzüne hiç bakmıyorsun, yere bakıyorsun? O tarafa bakarsam sinirim bozulur. Ha? Hani bağırırım diye sakin olmaya çalışıyorum. Bakıyorum. Bak canım, göz teması kurabilirsin yani. Tamer'cim merhaba. Ha, sonra merhaba dedi ya, 2 saattir koyup. Hastanede neyse 4 gün... Bana şunu anlat ya. Ben şunu merak ediyorum. Yani senin kızının başına bir şey, bunun tek sorumlusu Tamer mi? Tamer'in annesi. Tamer'in de suçu yok. Annesi. Oğlunun başını yakan o. Vallahi o. Ne yapıyor? O. Niye nasıl yakıyor oğlunun başını? Hı? Sibel nasıl yakıyor oğlunun başını? Niye gülüyorsun Sibel? Yani ne yaptığımı düşünüyorum da. Oğluma ne yapmışım da başını yakayım? Ne yaptı Songül o? Eğer ki sen benim kızımı evinde tutmasaydın 9 gün, sen kendi elinle benim kızımı senin oğluna teslim etmeseydin, bu işler hiç buraya gelmezdi. Senin yapacağın tek şey vardı, emniyete arayacaktın. Yani şöyle bak, her seferinde siz şunu yapmışsınız. Yani 14 defa, şimdi evde mutsuz olabilir, bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Evde mutsuz değil, benim kızım 5 aydır. Dövdüğünü söylüyorlar ama. Ya bak, ya... Haziran ameliyat, Aralık ameliyat, yine Haziran ameliyat, evet, yani Nisan ameliyat, Mayıs ameliyat. Ben yerimden nasıl, kendiler beni dövdüler, kendiler. Aa, dövdüler mi? Kızımı yanımdan aldılar, gittiler, kendiler beni dövdüler. Seni döverek çocuğu mu götürdüler? Evet, beni kendiler dövdü. Kim dövdü, hangisi dövdü? Sibel. Sibel'cim niye dövdün mü kadını? Elimden bak, ben kızı çektim. Çünkü dövmedim. Ben niye kızımı döveyim? Çektim bak Didem Hanım. Dövmem için bir sebep mi var? Bu benim gelime. Bana bir darp raporu annene sufle veriyorsun. Senin, dövdü mü senin annen? Hayır. Hı? Hayır. Asla. Bak 2 defa dövdü beni. 2 defa? Bir de babası giden yıl. Karşıya bak. Sibel'in babası dövdü. Bebek yere düşüyordu. Bebek ölümden döndü. O davayı kazandım. Hep çocuğu oradan almaya mı çalıştınız? Çocuğu alıp satmak isteyecek. Bebek ölüyordu. Ya bak artık gerçekten ben çok yoruldum. Ben ama son bir şey söyleyeceğim. Suçlara da gittim. Onların evine gidip gelmişsin. Hatta Tamer sen kaldın mı son günlerde? Evet. Dur bir dakika. Dur. Biraz karışık gittik ama çocuk satma meselesine geleceğim ama. Dur onun da cevabını vereyim. Tamer sen ne kadar kaldın? 3,5 ay boyunca ben... Gözüm hamileyken evlerinde kaldım. 3,5 ay boyunca. Tamer yalan söyleme. 3 ay boyunca. Yalan söyleme. Didem Hanım cevabını verebilir miyim? 3,5 ay kaldım. 14. Yalan söylüyor. 14. ağır cezada bizim duruşmamız var ya. Mahkemeye gideceğiz. Kızım hamile, düşük yapma tehlikesi. Kızım hastanede. Kızım hastanede yatıyor. Sen yürüyemiyorsun o sırada. Ben yürüyemiyorum. Yürüteçten mahkemeden 1 hafta önce zaten bu adam geldi. Beni dövdü. Bebek yere düşüyordu. Bebek kaldı mı kalmadı mı Tamer? Kaldı. Babası getirdi. Attı üstümüze. Ahmet diyor bunu. Sibel'in babası getirdi. Benim oğlum. Ne kadar kalmışım? Niye gülüyorlar? Didem Hanım babama bağlanabilir misiniz? Babama bağlanabilir misiniz? Babam madem dövdü. Söyle. Ayrıca şunu da söyle. Hani benim diyor ya geldi dövdü. 3,5 ay almadı. Duruşma 1 hafta kaldı. Duruşmaya kadar. Bu çok önemli bence. Evet. Duruşmaya kadar. Bir dakika. Dur. Duruşmanın ilk celsesi öncesi mi oldu bu? Evet. Şimdi ben burada o zaman bir avukat olarak şunu düşünürüm. Bir saniye. Sakin Songül. Ben avukat olarak şunu düşünürüm. Sana sakin ol dediğimizde sakin ol. Diğer türlü tepkileri gösterebilirsin. Cinsel istismardan yargılanıyor. Kız orada, çocuk var. Yani hamile. Bu durumda ilk celse çıktığında biz avukatlar şunu kullanırız genelde, yani böyle bir durumda kalması. Için. Beraber kalıyorlar, ne münasebet canım. Benim böyle bir şey yok demek içindir. Bu da indirim sebebidir. Avukat hanım bak ay yine yerimden kalkamıyorum. Buradan böyle iltihap akıyor bende. Bacaklarını gösteriyor. Bak göstersene evet, Aslı. Alalım resmi bak şu ayağı oynamıyor zaten. Buradan perişan durumda. Buradan böyle bu ameliyat yerinden enfeksiyon böyle akıyor. Babası beni dövdü. Enfeksiyon akıyor. Ben duruşmaya bile gidemedim. Bak dövdüğü için duruşmaya bile gidemedim.